Herkese merhaba millet, ben Ahmet Zahit. Bugün ilginç bir konuyla beraberiz. Bende Logitech MX Master kablosuz mouse vardı. Ama benim aldığım MX Master'ın böyle normal kutusunda gelmemişti. Business Pack diye böyle karton bir kutuda geldi. Ve yanlış hatırlamıyorsam içinden sadece mouse çıktı. Yani Unifine alıcısı çıkmadı. Ya da çıktı ama ben sonra bir yere koydum ve bulamadım vesaire. Normalde Mac bilgisayarım var, onu Bluetooth ile kullanıyordum. Ama Windows'ta Bluetooth'ta sıkıntı yaşadım ve bir Unifine alıcıya ihtiyacım oldu. Ben de internetten biraz araştırdım acaba hani bunu alsam falan filan diye baktım küçük şey 100 lira 110 lira falan böyle değişik fiyatlar var. Biraz daha baktım sonrasında bir tane video buldum. Onu da işte buralarda bir yere koyarım veya açıklamaya da koyarım. O video bana bayağı yardımcı oldu. İşte bu Logitech destek ekibiyle mail üzerinden iletişim kuruyorsunuz ve onlar size bir kereliğine mahsus bu alıcıyı Hollanda'dan gönderiyorlar. Ben de o şekilde yaptım ve yaklaşık sanırım 2 hafta içerisinde falan anladılar sorunumu. Sonra gönderdiler. Toplam 3 hafta belki daha kısa bilmiyorum. Zaten kaç gün sürdüğünü buraya bir yere yazarım yine mail görüşmelerine bakarak. Karton bir kutuda geldi aslında. Yani şu an elimdeki kargo bu. Bir tane işte kağıt fatura tarzı bir şey geldi yani. Karton kutu geldi. O da işte şöyle bir şey. Şuraya koyarım. Onun içinden de bu çıktı. İşte üzerinde barkod falan filan var. Şurada da şurada da Logitech yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi açalım bakalım. Daha yani kullanmadım bunu. Video çekeceğim diye açmadım. Neyse biraz uğraştım ama açtım en azından. İçinden de bu çıktı. Evet. İçinde başka bir şey yok zaten. Yani gayet basit zaten. İçinden başka bir şey çıkmasını beklemiyordum da. Şu işte alıcı çıktı. Bir de şöyle ilginç bir şey oldu. Ben Logitech'le mailleşirken seri numarasını istiyorlar mouse'un. Seri numarası gönderdim ve bana şey diye döndü işte. Ürününüz MX900 Performance Combo Pack. Ama dedim bende şey yok. Bu işte MX900 diye bir klavye mi artık bir şey varmış. Ben dedim o yok sadece dedim MX Master var. Yani ben demiştim ya işte MX Master normal kutusuna gelmedi. Bir kargo karton kutu da geldi. Herhalde o bir bundle'ın ürünüydü ama sonra ben bundle'ı ayrı satın aldım falan filan bir şeyler oldu. Logitech ile iletişim kurmak için işte customer@sportlogitech mi öyle bir şey zaten buraya bir yazarım yine mail adresine. Oraya mail gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte benim şeyim bu. Benim böyle bir sorunum var. Kaybettim veya kutudan çıkmadı. İşte seri numarası beraber adresinizle, telefonunuzla, işte TC kimlik numaranız vesaire yani bütün bilgilerinizi oraya yazıyorsunuz. Şuraya zaten tablo halinde koyarım nerede istediklerini. Burada bir yere. Bunları gönderiyorsunuz çünkü bunları sizden isteyecekler. Siz önceden gönderin ki hemen süreç hızlı işlesin. Benim izlediğim videoda sanırım 5-6 ay falan sürdü diyordu süreç ama benimki daha kısa sürdü ondan. Ve bence gayet güzel bir şey. Yani şu dediğim gibi görmüş olduğunuz şey internette 100 lira falan vatan bilgisayarda. Ama ben bu şekilde bunu almış oldum. Şunu da açayım bari videoda görelim. Yani alıcı işte çok önemli bir şey yok da. Arkadaş yırtmadan aç. Neyse. Yırttık da bir şey olmaz. Plastik şey işte. Alıcı bu. Ha şu 100 lira. Bu da şey. Ne bu? Bağlantı şeyiymiş. Bağlantı referiymiş. İşte böyle diğer gerekli bilgileri falan zaten açıklamada yazarım. Atacağınız mail adresiyle Logitech'le nasıl iletişim kuracaksınız, neler istiyorlar, ne göndermeniz gerekiyor. Bu arada Eindhoven'dan geldi bu şey. Pardon bu değil. Bu kağıt değil şu. Eindhoven'dan geldi. Hollanda'dan. UPS ile gönderdiler ve gayet hızlı geldi böyle 3-4 gün. Ha bir de şöyle bir şey var ki benim ürün gümrüğe takıldı. Gümrükte bir gün falan bekledi sonra UPS bana bir mail gönderdi. Dedi ki işte bu gümrük işlemleri için bunu doldurup göndermeniz gerekiyor diye. Bütün kişisel bilgileriniz, imzanız falan filan onları doldurup göndermeniz gerekiyor. UPS'e sonra UPS gümrük işlemlerini sizin için hallediyor ve sonunda ürün size gelmiş oluyor. Herhangi bir ücret yok sadece mail atıyorsunuz Logitech'e. Onlar hallediyorlar bütün işleri. UPS'e de o evrağı gönderdiğiniz zaman gümrük işi de hallolmuş oluyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz yani. Bu arada gümrüğe takılmaya da bilir. Yani benimki takılıyor. Yani şunun neyi takılıyor anlamıyorum. Yani karton kutu içerisine gelmiş bir şey. Niye gümrüğe takıldı anlamadım da. Neyse işte gümrük işinde o şekilde hallediyorsunuz ve ürün sonunda gelmiş oluyor. Sorularınız olursa aşağı yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ben Ahmet Zahit. Bay bay.